Herkese merhaba, ben Sena. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel ev yapımı ve sağlıklı bir dondurma hazırlayacağız. Dondurmanın en güzel özelliklerinden biri sadece 3 tane malzeme kullanıyor olmamız. Ben bugün karpuzlu olarak yapacağım. Bu şekilde gördüğünüz gibi birkaç dilim karpuz dilimledim. Diyet sürecinde de çok kolay kullanabilirsiniz. Sağlıklı besleniyorsanız hiç çekinmeyin. Çünkü doğal malzemelerden, böyle zararlı olmayan malzemelerden, meyve kullanarak, tatlandırıcı olarak bal kullanacağım. Bu şekilde hazırlayacağız dondurmamızı. İlk olarak karpuzlarımızı koyduk. Tatlandırıcı olarak bal kullanıyorum. Karpuz yerine isterseniz muz kullanabilirsiniz. Ben daha önce muzlu olarak hazırladım ve çok lezzetli oldu gerçekten. Onu da göstereceğim sizlere. Onun yerine kakao kullanabilirsiniz. Farklı istediğiniz her türlü meyveyi kullanarak. Diğer iki malzemeyi değiştirmiyoruz. Bal ve yoğurdu. Onun dışında meyvemizi değiştirerek farklı çeşitlerde dondurmalarda hazırlayabilirsiniz. Balı ne kadar kullandığımı söylemedim. Balı 2 yemek kaşığı kullanıyorum. Karpuzu dediğim gibi çok yoğun karpuzlu olmasını istiyorsanız birkaç dilim daha artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Onun dışında 5 yemek kaşığı da yoğurt kullanacağım. Bu şekilde yoğurdumu da ekledikten sonra rondodan iyice bütün malzemeler karışana kadar, güzel bir kıvam alana kadar karıştırıyorum. Karışımımızı hazırladıktan sonra istediğimiz herhangi bir kabın içine döküyoruz. Daha sonra kapağını kapatarak buzluğa kaldırıyoruz.